Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar datif. Gramerde datif acaba ne demek? Burada iki ok var arkadaşlar. İki soru. Wo sorusu ve wem sorusu. Wo nerede demek arkadaşlar. Wem kime anlamında. Demek ki wo ve wem soruları arkadaşlar datif olarak cevaplanıyormuş. Datif ne demek? Kısaca şöyle anlatalım datif için arkadaşlar. Artikel değişimi ya da artikel dönüşümü demek. Ne demek istediğimi burada size açıklayayım. Der, die, das ve die çoğul yani die plural olarak adlandırdığımız bu artikellere baktığımızda arkadaşlar ne yapmıştık? Biz bunları renklendirmiştik öyle değil mi? Çünkü ne yapıyorduk bu sayede? Görsel hafızayı tetiklemiş oluyorduk. İşin içerisine görsel hafızayı koyuyorduk. Burada der, bakın ne olmuş? Deyime dönüşmüş. Die ne olmuş? Dere dönüşmüş. Das deyime dönüşmüş. Die plural yani die çoğulda ne olmuş arkadaşlar? Den ve kelimenin sonuna ne geliyor? En gelmiş oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Der deyime dönüşüyormuş. Die dere dönüşüyormuş, das deme dönüşüyormuş, die çoğullardaysa den ve kelimenin sonuna ne geliyormuş? En gelmiş oluyormuş. Şimdi bu teori. Pratikte ne oluyor? Onu bir inceleyelim arkadaşlar. Bu dönüşümleri şimdi biz cümle içerisinde ne yapıyor olacağız arkadaşlar? İşliyor olacağız. Öncelikle ilk sorumuza bir bakalım. Wo ile başlıyor. Wo ne demekmiş arkadaşlar? Nerede değil mi? Şimdi der Ball bu da top demek arkadaşlar. Top nerede derken ne diyormuşuz? Wo ist der Ball değil mi? Wo ist der Ball. Söz gelimi bakın burada mavi ile işaretledim. Artı ne yaptım? Artikel deri de koydum ki anlaşılır olsun diye. Demek ki der Kasten arkadaşlar, der Kasten kutu demek. Top kutunun içinde derken ben in içinde demek arkadaşlar. In'i kullanıyorum. Şimdi top kutunun içinde derken demek ki der Ball ist in dem Kasten demiş oluyorum. Dolayısıyla top kutunun içinde dediğimde demek ki der Ball ist in dem Kasten. Bakın burada ne olmuş? Der neye dönüşmüş? Deme dönüşüyordu öyle değil mi? Dolayısıyla burada da ne olacak? In dem Kasten şeklinde karşıma çıkıyor. Dolayısıyla der Ball ist in dem Kasten dediğimizde top kutunun içinde demiş oluyoruz. Aynı soruyu soralım. Top nerede? Wo ist der Ball? Die Tasche. Die Tasche arkadaşlar çanta demek. Dolayısıyla ben diyeceğim ki top çantanın içinde. Ancak burada dikkat edelim. Die neye dönüşmüş? Dere dönüşmüş. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? In der Tasche yapısına bürünecek. Bu sebepten ne diyeceğim? Top çantanın içinde. Dolayısıyla der Ball ist in der Tasche demem gerekecek. Demek ki der Ball ist in der Tasche çantanın içinde ne var? Top var. Dolayısıyla top çantanın içinde demiş oluyoruz. Aynı soruyu soralım. Wo ist der Ball? Top nerede? Bu sefer arkadaşlar das Buch kitap demek. Auf üstünde demek arkadaşlar. Şimdi top kitabın üstünde derken der Ball ist auf dem Buch diyeceğim. Neden? Çünkü kuralımız neymiş arkadaşlar? Das neye dönüşüyormuş datifte? Dem'e dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla der Ball ist auf dem Buch dediğimde top kitabın üstünde demiş oluyoruz. Der Ball ist auf dem Buch. Sonraki soruya bakalım. Bu gene aynı soru arkadaşlar. Wo ist der Ball? Top nerede? Bakın bu sefer sarıyla işaretlediğimize göre bu ne oluyor? Çoğul anlamı doğuyor. Dolayısıyla bakın die plural değil mi? Ne oluyor çoğullarda? Den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Bu durumda die Bücher kitaplar demek. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Bücher sonuna en gelmiş. Dolayısıyla der Ball ist zwischen den Büchern top kitapların arasında.
Söz gelimi iki kitap var diyelim. Kitapların arasında dediğimizden dolayı ne olacak bu? Çoğul söz konusu olacağından den büyüşen dediğimizde demek ki zwischen de arasında demek. Dolayısıyla kitapların arasında dediğimizde der Ball ist zwischen den büyüşen demiş oluyoruz. Çoğullardan dolayı demek ki ne oluyormuş? Den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim. Sorumuz aynı. Wo ist der Ball? Değil mi? Top nerede? Şimdi der artikelli durumda ne oluyormuş arkadaşlar? Dem'e dönüşüm oluyormuş. Dolayısıyla ne olacak? Dem şeklinde anılacak. Der Ball ist in dem Kasten denildiğinde ne oluyor? Kutunun içinde anlamı doğuyor. Der Ball ist in dem Kasten, kutunun içinde. Aynı şekilde die artikelli olduğunda die neye dönüşüyormuş arkadaşlar? Der'e dönüşüyormuş. E bu durumda ne olacak arkadaşlar? Der Ball ist in der Tasche denildiğinde top çantanın içinde demiş oluyoruz. Aynı soru, wo ist der Ball? Top nerede? Bu sefer kitabın üstünde. Top kitabın üstünde dediğimizde das'ın dönüşümüne bakıyoruz. Ne oluyor? Dem oluyor. Tıpkı der'de olduğu gibi. Çünkü orada da ne oluyordu? Dem'e dönüşüm oluyordu. Dolayısıyla das'ta da ne oluyormuş? Dem dönüşümü oluyormuş. Ve bu sebepten top kitabın üstünde diyecek olursak der Ball ist auf dem Buch demiş oluyoruz. Aynı soru. Wo ist der Ball? Top nerede? Bu sefer top kitapların arasında dediğimizde arasında zwischen demek. Burada da çoğul die plural olarak ifade ettiğimiz dönüşüm ne oluyormuş? Den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Bu sebepten ne diyeceğiz? Der Ball ist zwischen den Büchern diyeceğiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Der Ball ist in dem Kasten. Der Ball ist in dem Kasten. Wo ist der Ball? Der Ball ist in der Tasche. Der Ball ist in der Tasche. Wo ist der Ball? Der Ball ist auf dem Buch. Der Ball ist auf dem Buch. Wo ist der Ball? Der Ball ist zwischen den Büchern. Der Ball ist zwischen den Büchern. Arkadaşlar, bu örnekler, bu yapmış olduğumuz örnekler belirli nesneleri kapsamış oluyor. Şimdi dilerseniz belirsiz nesne şeklinde bu aynı örneklerin üzerinden bir geçelim. Yani şimdi az önce yapmış olduğumuz der Ball ist in dem Kasten denildiğinde o kutunun içinde demiş oluyoruz. Yani belli başlı olan kutudan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz herhangi bir kutunun içinde ya da işte herhangi bir nesneyi kapsayacak olursak ne deriz, ona bir bakalım. Şimdi buradaki dönüşümlerde arkadaşlar der örneğinden gidecek olursak der dem'e dönüşmüş değil mi? Burada çünkü ne yapmış olduk? Biz datif yapmış olduk. Ancak buradaki datiflikte herhangi bir deseydik arkadaşlar buradaki sonlandırıcı aynı kalacaktı. Sadece tek bir farklı arkadaşlar. Herhangi bir diyeceğimden dolayı bakın buraya şöyle silelim okumuzu. Einem diyecektik. Dolayısıyla burada ne olacak bu sefer arkadaşlar? Einem denildiği için herhangi bir şeklini almış olacak. Yani bir örneğini almış olacak. Buraya baktığımızda ise die ne oldu? Dere dönüştü. Bakın burada da herhangi bir deseydik ne olacak bu? Bu sefer aynı şekline dönüşecek. Yani belirsiz olacak. Das'ta da gene belirsiz yapacak olursak arkadaşlar ne olacak? Bu dem gidecek. Ne olacak? Einem şekline bürünecek. Evet. Burada da şimdi die plural belirli kitaplardan bahsetmiştik. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada da belirsiz olacağından dolayı hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Yani hiçbir şey gelmeyecek. Zwischen ve kelimenin sonuna en gelmiş olacak. Şimdi dilerseniz aynı örnekleri belirsiz olarak inceleyelim.
Wo ist der Ball sorusuna baktığımızda cevap olarak az önce ne dedik arkadaşlar? Der Ball ist in dem Kasten dedik, öyle değil mi? Şimdi herhangi bir kutunun içinde diyecek olursak ne dedik? In dem Kasten yerine, bakın buradaki dem gidecek, ne gelecek yerine? In einem Kasten. Dolayısıyla der Ball ist in einem Kasten denildiğinde top bir kutunun içinde demiş olacağız. Peki aynı soru, wo ist der Ball? Top çantanın içinde dediğimizde az önce ne dedik? Der Ball ist in der Tasche dedik. Şimdi dilerseniz herhangi bir çantanın içinde derken belirsiz durumda ne oluyormuş, bakın burada die eine'ye dönüştü, değil mi? Eine. Dolayısıyla in ne olacak? Bakın deri sildim. Dolayısıyla ne olacak burası? In einer Tasche dedik. Dolayısıyla der Ball ist in einer Tasche denildiğinde top bir çantanın içinde. Herhangi bir çantanın içinde anlamı doğuyor. Aynı soru, wo ist der Ball? Top kitabın üstünde dedik az önce. Der Ball ist auf dem Buch. Herhangi bir kitabın üstünde derken bakın buradaki dönüşüm ne oluyormuş? Das einem'e dönüştü, değil mi? Herhangi bir. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz bu sefer? Dem'i sileceğiz. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Der Ball ist auf, herhangi bir kitabın üstünde derken, auf einem Buch şekline bürünecek. Dolayısıyla herhangi bir kitabın üstünde derken der Ball ist auf einem Buch diyeceğiz. Ve diğer örneğe bakalım. Bu da gene wo ist der Ball? Aynı soru. Top nerede? Der Ball ist zwischen den Büchern. Bakın burada belli başlı kitaplardan bahsediliyor arkadaşlar. O belli başlı kitapların arasında, değil mi? Kitaplar. İşte ne olabilir? Söz gelimi, coğrafya kitabı ve matematik kitabı, belirli kitaplar. Ancak şimdi belirsiz yapacaksak eğer, bakın burada belirsizlikte ne oluyor? Eksiyle ifade ettim. Yani hiçbir şey gelmiyor anlamında. Dolayısıyla der Ball ist zwischen, ne diyeceğiz? Bakın buradaki D'ni sildim. Hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu eksiyle ifade ediyorum ki anlaşılır olsun. Der Ball ist zwischen Büyüşen dediğimizde kitaplar arasında gibi bir anlam doğuyor. Ne yapmış oluyorum? Belirsiz yapmış oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızın şöyle bir üstünden tekrar bir geçelim. Demek ki ben belirsiz yapmak istediğimde wo ist der Ball? Aynı soru arkadaşlar. Belirsiz. Herhangi bir kutunun içinde diyeceğim. Yani X bir kutunun içinde. Dolayısıyla der Ball ist in einem Kasten. Kutun, herhangi bir kutunun içinde demiş oluyorum. Aynı soru, wo ist der Ball? Herhangi bir çantanın içinde, değil mi? Ne diyeceğim? Der Ball ist in einer Tasche. Top, herhangi bir çantanın içinde anlamı doğuyor. Wo ist der Ball? Aynı soru. Der Ball ist auf einem Buch. Herhangi bir kitabın üstünde, değil mi? Top, herhangi bir kitabın üstünde. Dolayısıyla der Ball ist auf einem Buch demiş oluyoruz. Aynı soru, wo ist der Ball? Top nerede? Der Ball ist zwischen Büchern. Yani top kitaplar arasında anlamı doğuyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Der Ball ist in einem Kasten. Der Ball ist in einem Kasten. Wo ist der Ball? Der Ball ist in einer Tasche. Der Ball ist in einer Tasche. Wo ist der Ball? Der Ball ist auf einem Buch. Der Ball ist auf einem Buch. Wo ist der Ball? Der Ball ist zwischen Büchern. Der Ball ist zwischen Büchern. Şimdi arkadaşlar az önce wo sorusunun yanıtını verdik. Öyle değil mi? Ne oluyormuş demek ki wo sorusunda? Datif olarak bu dönüşümleri gerçekleştiriyormuşum ki wem sorusu, bu da kime anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da gene aynı şey söz konusu. Şöyle bir tekrarlayalım. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Der, dem'e dönüşüyormuş. Die, dere dönüşüyormuş. Das, dem'e dönüşüyormuş.
die Plural, yani çoğullarda da ne oluyormuş demek ki? Den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Şimdi bu wem ile ilgili olan soruya bir bakalım dilerseniz. Ne diyor sorumuz? Wem gehört die Tasche? Die Tasche az önce gördük. Çanta, değil mi? Çanta kime ait? Dolayısıyla ben çanta ne diyelim? Der Mann ne demekti? Adam demekti. Burada belli başlı bir adam söz konusu. Dolayısıyla o adama ait, değil mi? Diyeceğim. Çanta o adama ait. Dolayısıyla die Tasche gehört dem Mann diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki der da ne oluyormuş? Dem'e dönüşüm olduğundan dolayı die Tasche gehört dem Mann demiş oluyoruz. Aynı soru. Wem gehört die Tasche? Çanta kime ait? Die Frau kadın. Dolayısıyla çanta kadına ait diyecek olursak die nasıl bir dönüşüm varmış? Der dönüşümüne geçiyor. Dolayısıyla die Tasche gehört der Frau, çanta kadına ait demiş oluyoruz. Değil mi? Demek ki die Frau ne olacak? Der Frau, o kadına ait diye ne yapıyorum? Belirtili bir durum, değil mi? Belirli bir kadın kastedilmiş oluyor bu durumda. Wem gehört die Tasche? Gene aynı soru. Çanta kime ait? Die Tasche gehört dem Kind. Evet, das Kind çocuk demek arkadaşlar. Çanta çocuğa ait dediğimde dolayısıyla burada das dem'e dönüşmüş. Dolayısıyla belli başlı bir çocuk kastedildiği için o çocuğa ait derken ne diyecekmişiz? Die Tasche gehört dem Kind diyecekmişiz. Aynı şekilde bakın bu sefer çoğul olduğundan dolayı şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Wem gehören die Taschen denildiğinde çantalar kimlere ait? Bakın burada çoğul olduğundan dolayı gehört ne olmuş? Gehören dolayısıyla ait olmak gehören çoğul olduğundan dolayı bu şekilde kullanılıyor. Bakın cevap olarak demek ki çantalar çocuklara ait dediğimizde die Taschen gehören den Kindern demiş oluyoruz arkadaşlar. Burada dilerseniz görmüş olduklarımızın tekrar bir üstünden bir geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla tekrarları yapalım. Demek ki ben ne yapıyormuşum arkadaşlar? Çanta kime ait sorusu olarak wem gehört die Tasche sorusunu soruyormuşum. Çanta adama ait derken die Tasche gehört dem Mann. Demek ki der dem dönüşümlü olduğundan dolayı o adama ait dediğimizde die Tasche gehört dem Mann diyormuşuz. Aynı soru wem gehört die Tasche bu sefer die Frau kadın. Kadına ait, o kadına ait değil mi? Belli başlı bir kadın kastediliyor. Dolayısıyla die Tasche gehört der Frau, o kadına ait anlamı doğmuş oluyor. Aynı soru. Wem gehört die Tasche, çanta kime ait? Die Tasche gehört dem Kind, o çocuğa ait. Das demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Dem'e dönüştüğünden dolayı die Tasche gehört dem Kind demiş oluyoruz. Çoğullara baktığımızdaysa burada ne yapıyoruz? Eylemlere dikkat ediyoruz değil mi? Sonlandırıcılara dikkat ediyoruz. Die Tasche çoğullarda neydi? Die Taschen değil mi? Die Taschen olarak anılıyor. Bu sebepten ne olacak bu? Wem gehören die Taschen? Çantalar kimlere aitler gibi hani birebir çeviriyoruz. Türkçe'ye ne diyoruz? Bu sefer die Taschen gehören den Kindern demiş oluyoruz çoğul durumda olduğundan dolayı. Şimdi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört dem Mann. Die Tasche gehört dem Mann. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört der Frau. Die Tasche gehört der Frau. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört dem Kind. Die Tasche gehört dem Kind. Wem gehören die Taschen? Wem gehören die Taschen? Die Taschen gehören den Kindern. Die Taschen gehören den Kindern. Şimdi arkadaşlar bu belirli olan yapıları belirsiz yapılara çevirecek olursak az önce yaptığımızın aynını yapacağız. Ne yapıyoruz demek ki arkadaşlar? Deyim yerine buradaki deyi siliyorum ve bunun yerine herhangi bir anlamına gelen
ne diyeceğim arkadaşlar? Einem demek ki herhangi bir. Peki dere baktığımızdaki buradaki die dere dönüşüyordu. Ne olacak? Herhangi bir derken evet buradaki d'yi siliyorum. Herhangi bir ne olacak arkadaşlar? Eine şeklinde yorumlanacak. Burada da gene aynı şey das die'me dönüşüyordu. Ne yapıyorum? Şimdi bir genelleme yapacağım. Ne olacak bu? Einem şeklini alacak. Çoğullarda da ne olacak arkadaşlar? Bunu da ne yapacağım? Buraya herhangi bir artikel getirmeyeceğim. Ancak kelimenin sonuna en gelmiş olacak. Dilerseniz şimdi aynı örneklere bir bakalım. Wem gehört die Tasche denildiğinde çanta kime ait değil mi? Ne dedik az önce? Die Tasche gehört dem Mann. O adama ait. Şimdi diyeceğiz ki, şunu diyeceğiz arkadaşlar. Çanta herhangi bir adama ait. Demek ki buradaki D'yi siliyorum. Herhangi bir adam diyeceğim için ne olacak burası arkadaşlar? Die Tasche gehört einem Mann. Die Tasche gehört einem Mann demek ki herhangi bir adama ait. Değil mi? Çanta herhangi bir adama ait. Bir alttaki cümleye bakalım arkadaşlar. Aynı soru. Yanıtına baktığımızda Die Tasche gehört der Frau, kadına ait. Şimdi o kadına ait değil mi? Die Tasche gehört der Frau. Herhangi bir kadına ait diyecek olursak ne yapıyorum? Buradaki D'yi siliyorum. Ve ne diyeceğim buraya? Die Tasche gehört einer Frau. Bir kadına ait demiş oluyoruz. Die Tasche gehört einer Frau. Çanta herhangi bir kadına ait demiş oluyoruz. Aynı soru. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört dem Kind denildiğinde az önce neydi bunun anlamı? Bir çocuğa ait değil mi? Düzeltiyorum. O çocuğa ait. Şimdi bunu bir çocuğa ait, herhangi bir çocuğa ait diyecek olursak ne olacak bu arkadaşlar? Herhangi bir çocuğa ait ne oluyormuş? Einem. Dolayısıyla die Tasche gehört einem Kind, çanta herhangi bir çocuğa ait demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda wem gehören die Taschen, çantalar kimlere ait? Az önce ne dedik arkadaşlar? Die Taschen gehören dem Kindern, çantalar o çocuklara ait. Ama ben o çocukları tanımıyorsam herhangi çocuklara ait değil mi? Yani çocuk çantası olduğu belli ya da çocuklara ait. Genelleme yapıyorum. Ne yapacağım? Buradaki D'ni sileceğim ve anlaşılır olsun diye eksi koyuyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Die Taschen gehören Kindern. Çocuklara ait demiş oluyorum. Dilerseniz bunları bir tekrar edelim arkadaşlar. Demek ki wem gehört die Tasche, çanta kime ait dediğimde herhangi bir adama ait diyecek olursak ne diyecekmişiz? Die Tasche gehört einem Mann, çanta herhangi bir adama ait. Aynı soru. Wem gehört die Tasche, çanta kime ait? Die Tasche gehört einer Frau, çanta herhangi bir kadına ait diyorum. Die ne oluyor demek ki? Einer şekline bürünüyor. Ancak burada der artikelini hissettiriyor değil mi? Sonlandırıcı er olduğundan dolayı orada der artikeli ne olmuş? Einer şekline bürünmüş. Aynı soru. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört einem Kind. Herhangi bir çocuğa ait değil mi? Demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda Wem gehört die Taschen? Çantalar kimlere ait? Die Taschen gehören Kindern, çantalar çocuklara ait dediğimde demek ki bir genelleme yapmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört einem Mann. Die Tasche gehört einem Mann. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört einer Frau. Die Tasche gehört einer Frau. Wem gehört die Tasche? Die Tasche gehört einem Kind. Die Tasche gehört einem Kind. Wem gehören die Taschen? Wem gehören die Taschen? Die Taschen gehören Kindern. Die Taschen gehören Kindern. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde datif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!